Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yavru kayıplarını anlatacağız. Aslında yavru kayıplarını anne ve yavru videolarında zaman zaman anlatmıştık. Ama yavru kayıplarını toplu bir değerlendirme videosu olsun istedim. Ekranda görmüş olduğunuz bebekler ikiz. Daha doğrusu onuz kardeşlerin iki tanesi. Bebeklerden sağda duranı görüyorsunuz. 360 gram. Az önce tarttım. Soldakinin kaç gram olduğunu söylemeye gerek yok. 185 gram geldi. Yani tam ikizinin, onuzunun aynı karından çıkan kardeşinin hemen hemen tam yarısı kadar. Soldakinin zayıf, hasta ve tüylerinin buruşuk olduğunu, sağdakinin ne kadar dinç olduğunu, tüylerinin pırıl pırıl olduğunu, gürbüz olduğunu herkes görebilir. 13 günlükken bu kadar fark varsa ileride fark daha da açılacaktır. Hatta bu beslenememe soldakini ölüme de götürebilecektir. Biz tedbirimizi alırız. Tedbir her şeyi çözmez ama bazı şeyleri çözebilir. Tavşancılıkta %10 kayıpları normal kabul edenler vardır. %20 kayıpları normal kabul edenler vardır. Kayıpları normal görmenin bir sakat tarafı şu. Kayıpları normal gördükçe ölenlere e bunlar normal zaten öleceklerdi dersiniz. Tedbir almazsınız. E, Tabi tedbir alsak da kayıp olur mu? Mutlaka kayıplar olur. Peki kayıpların temel sebepleri nelerdir? Yavru kayıplarının temel olarak dört çeşit sebebi var. Birincisi anne bakımsızlıkları. ikincisi yapısal farklar. Üçüncüsü beslenememe yani beslenme bozuklukları. Dördüncüsü de hastalıklar. Şimdi de bunları sırayla inceleyelim. Bakımsız, sıkıntılı, hasta, zayıf annelerden sağlıklı bebekler almak gerçekten de güçtür. O yüzden hamilelikten önce annemizi mutlaka hazırlamamız lazım. Peki nasıl hazırlayacağız? Birincisi annemizi dinlendireceğiz. İkincisi annemizin aşılarını zamanında ve tam yapacağız. Üçüncüsü en önemlilerinden bir tanesi annemize kaliteli bir yem yedireceğiz. Yani annemizin yem rasyonunda eksiklik varsa annemiz güzel beslenemiyorsa sağlıklı yavrular beklemekte zordur. Son olarak da Annemize stressiz, sakin bir ortamda hamilelik yaşatmak ve doğumdan sonra da onu stressiz bir ortamda bulundurmak gerekir. Yavru kayıplarının ikinci sebebi yapısal farklılıklardır. Ne demek yapısal farklılıklar? Ee, bakın, biri 360 gram, öbürü 185 gram. Ee, doğumda da böyle olan farklı yavrular var. Bunlardan bazıları doğmadan ölüyorlar, ölü doğuyorlar. Bazıları doğuyorlar ve beslenemiyorlar. Yapısal farklılıklara bizim çok müdahalemiz yok. Hatta bazı veterinerler diyorlar ki eğer anne karnı gibi hayatın kaynağı olan ve en steril, en güvenli alanda bile yaşayamayan zayıf kalan yavrular varsa bunların anne karnındayken ölmesi veya doğduktan sonra ölmesi özellikle de anne karnında ölenler için Bizim için kötü bir şey sayılmaz çünkü bunlar anne karnında bile yaşayamıyorlarsa hayatın daha zor olduğu dış ortamda yaşamaları daha zordur. Bunların ölü doğmaları aslında fazla da bir kayıp sayılmaz diye düşünenler var. Çoklu doğumlar bir batında daha fazla bebeğin doğması güzel görükebilir ama problemleri de beraberinde getirir. Mesela tavşanlarda 12'den fazla yavru alıyorsanız, Sıkıntılarınız daha da artacaktır. Benim duyduğum bir aslan baş tavşandan en son bir arkadaş 16 tane yavru almıştı. Başka bir arkadaş geçen gün 15 tane yavru aldığını, bir arkadaş 15 tane yavru aldığını söylemişti. Bunlar da ölü doğumlar daha da artacaktır. Zaten hepsinde söylediği şu, işte 15 tane doğum oldu, 5'ü öldü. 14 tane doğum oldu, 6'sı öldü gibi. 12'den fazla sayı doğum da aslında bir yanıyla güzel görünse de hem yavruların bir kısmının ölü doğması hem de doğan yavruların zayıf doğması açısından çok da istenilecek bir şey değil ama neticede bu bizim elimizde olan bir şey de değil. Yavru kayıplarının üçüncü sebebi beslenemeyen yavrulardır. Yani doğumdan sonra annesinin sütünü ememeyen, daha sonra da yeme ulaşamayan tavşanları zamanla biz kaybetmeye başlarız. Peki beslenemeyen yavru ne demek? Neden beslenemiyorlar? Aslında üçüncü maddenin yani beslenemeyen tavşanların sebebi yapısal farklılıklardaki ikinci maddedeki zayıf tavşanlardır. Anne yavruları emzirmek için yavruluğa girer. Ee, bu arada yavrular çığlık çığlığa anneyi emmek için hücum ederler. Sağlıklı e, ve gözü pek güçlü yavrular annenin memesine ulaşıp doya doya emerken zayıf anneye ulaşamayan, dermanı olmayan yavrular anneyi daha az, az emerler veya ememezler. Böylelikle güçlü yavrular daha da güçlü olur ee, ve solda gördüğünüz gibi zayıf yavrular anne sütü gibi onu geliştirecek en önemli besinden de mahrum olduğu için daha da zayıf kalırlar. Bunun çaresi var mı? Dedik ki yapısal farklılıklara bizim bir müdahalemiz yok, yapısal farklılıkların bir çaresi yok. Ama beslenememe problemine bizim az çok bir çözümümüz var. Eğer çok fazla sayıda tavşanınız varsa, sabah girip gece yarlarına kadar onlarla uğraşıyorsanız, e, bu zayıf kalan yavruları bulmanız, onlarla tek tek ilgilenmeniz imkansızdır. Ama ben biliyorum bazı üniversite öğrencisi arkadaşlar var. Tavşan besliyorlar. Veya e, öğrenci olmasa da genç arkadaşlar var. 13 yaşında, 15 yaşında arkadaşlar var. Bunların zamanları bol. E, ve e, tavşanlardan elde ettikleri karlar da 3-5 kuruş onlara ciddi bir haçlık oluyor, haçlık oluyor. E, hem hayvanın hayatı önemli. Hem arkadaşımızın cebinin 3-5 kuruş harçlığı önemli. Bunlar e, beslenemeyen tavşana neler yapabilirler? Önce beslenemeyen yavrumuzu nasıl tespit edeceğiz? Eğer yavrumuz yeni doğmuş bir haftalık, iki haftalığa kadar tavşan tüysüzse derisinin buruşuk buruşuk olduğunu görürüz. Veya daha net bir şey söyleyelim. Eğer derisi tırsımışsa, gergin bir derisi yoksa ee, bu tavşanımız beslenememiştir. Eğer tavşanımız tüylendiyse yani gördüğünüz gibi ikinci haftaya hemen hemen girmiş tavşanlarsa sağ taraftakinin tüylerinin ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz, Sol taraftakinin de hem duruşunun hem de tüylerinin ee, düzensiz olduğunu ve zayıf kaldığını görebiliyorsunuz. Beslenemeyen anne sütü alamayan tavşanımızı tespit ettik. Peki ne yapacağız? Annemizi kafesten alacağız. Beslenemeyen yavrumuzu da alacağız. Annemizi yatıracağız ve beslenemeyen yavrumuzu 15 günlüğe kadarsa günde bir kez, 15 günlük 15 günlükten büyükse günde iki kez doya doya emzirtireceğiz. Peki bunu gösterebilir misin? Aslında biz bunu göstermiştik. Hangi videoda? Anne ve yavru bakım serisinin ikinci videosunda. Yani tüylerini yolmayan, hamileliğini bilemeyen anne tavşanda neler yapılır diye anlatırken anne tavşanımızı yatırmıştık. Yavru tavşanımızı da getirmiştik, emzirttirmiştik. E, o videoya bakabilirsiniz. Annemizi yan yatıracağız. Ememeyen yavrumuzu tabi zamanımızda bunun için müsaitse 15 günlükten sonraki yavrumuzu günde 2 kez 15 günlükten küçük yavrumuzu en az 1 kez belki de onda 2 kez yapsanız olabilir daha iyi olur emzirttireceğiz ve yavrumuzun geri kalmasını önleyeceğiz. Eğer tavşanınız 12 tane 13 tane yavruladı bunlardan 3 tanesi, 4 tanesi yani bir %25'i, %30'u gibi diyelim. Mesela 3 tanesi e, ememedi, e, küçük kaldı. 45. gün oldu. Diğer yavruları sütten kestiniz. E, bu 3 yavrunuzu e, bir 5 gün daha sütten kesmeden bekletebilirsiniz. Diğer yavrularınızı sütten kesin, ayırın. Ama bunlar tam süt hakkını alamadıysa demek ki bunlara 5 günlük bir seans daha yapılabilir. Yavru kayıplarının dördüncü nedenine gelince hastalıklardı. Hastalıkların sebebi nelerdir? Hastalıkların da temel sebebi yapısal farklılıklardır. Yani beraber doğmuşlardır. E gördüğünüz gibi sağ taraftaki daha az hastalığa yakalanır. Sol taraftaki de hastalıktan kurtulmaz. Mesela ben dün başıma geldi. Baktım ee, sol taraftaki gözleri akmaya başlamış. Gözleri kapanmış. Ee, acaba bir enfeksiyon var mı? Evet bir enfeksiyon var ama enfeksiyonu e, diğerleri, diğer kardeşler çok e, zayıf atlatmışlar. Yani enfeksiyon onlara zarar vermemiş. Annede hiçbir enfeksiyon belirtisi yok. Ama soldakinin gözleri kapanmış. Hemen e, teramisin melhem sür. E, çay banyosu yap. E, ıslak bezle, ıslak pamukla gözünü sil. Ve temizlemeye uğraştık. Hastalıkların da en büyük nedeni hastalıklara açık olan yapısal olarak e, zayıf hayvanlardır. Yavru aşı takvimi ile ilgili bir videomuz var. Onu seyrederseniz e, yavrulara yapılacak, onları koruyucu iğnelerimiz var. E, bunları biz e, Zelanda tavşanında 300 gram kadar olunca yapıyoruz. E, hemen hemen 15 günlük e, civarı diyelim. Ee, siz de bunu tavşanlarınıza yaparsanız onları hastalıklardan korursunuz. Ama daha 15 günlük olmadan e, enfeksiyona yakalanan e, tavşanlarınız var ve siz onları kaybetmek istemiyorsanız mesela ben arkadaşların uygulamalarından söyleyeyim. Enfeksiyona yakalanan e, 15 günlükten küçük kıymetli tavşanlarına canın kıymetlisi kıymetsiz olmaz ama bazı tavşanlar vardır. Yavrusu 500 liradır. Kıymetli. E, kaybetmek istemiyorsunuz. Önemli bir sermaye. Milli bir servet. E, Baytril K e, 15 günlükten küçük tavşanlara 0,1 cc yapanları biliyorum. Yeldif biz 300 gram olunca yapıyoruz ama daha küçük sıkıntılı hayvanlara 01 cc biz 2 cc yapıyoruz 300 gram olunca. 01 cc yeldif yapan. Sonra e, Adem'in yine biz 02 cc yapıyoruz. 300 gram olunca yapıyoruz. Ama daha küçük sıkıntılı tavşanlara 01 cc Adem'in yapan onları kurtarmaya çalışan arkadaşlar var. Bu arada göz enfeksiyonları da çok önemli. Tespit edemediğimiz göz enfeksiyonu olan ve en az bir gözü kör olan tavşanlar yaşayamıyorlar. Diyeceksiniz ki bir gözle yaşarlar çok ilginçtir. Tek gözlü tavşanlardan yaşayan ben duymadım. Belki de vardır bize rastlamamıştır. Göz enfeksiyonu da başladıysa mutlaka terambisin merhem arkadaşlar sürüyorlar. Son olarak şunu söyleyelim. Yavrularımız yavruluktan çıkmaya başladılar. Yavruktan çıkınca yeme dalmaya başladılar. Ee, herkesin kullandığı tabirle yem kırmaya başladılar. Hemen yavrularımızın suya ihtiyacı var. Ee, Anaçlarımızın annelerin e, suları yukarılarda asılı yavruların da ulaşabileceği, onların seviyesine uygun nipel suluk mutlaka koymak lazım. Eğer aşağıya kaplarla koyuyorsanız Yavrular mutlaka içine çiş yapacaklar, dışkılarını bırakacaklar, kirlenecek. Yavruların seviyesine hemen ulaşabileceği yerlere nipel suluk şişeyle koymak lazım veya sistem çekmek lazım. Eğer suyunu içemezse hayvan yem de yiyemeyecektir. Önce yem yiyecek, su soyacak, su gelmediği için ikinci kez yem yemeye korkacak hayvan, yiyemeyecek. Zayıf tavşanlarımız... Beslenemeyen tavşanlarımız, yiyemeyen tavşanlarımız daha da zayıflayacak ve ölüme kadar bu yavruyu götürebilecek. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.